Merhaba Kuzey Kıbrıs, merhaba Kıbrıs TV izleyicileri. Bir Her Şey Masada programına hoş geldiniz. Evet, bugün ülkemizin değerli insanlarından Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Sayın Mehmet Ali Ardıcı davet ettik. O da bizi kırmayarak bugünkü programımıza geldi. Kendisine huzurlarınızda hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Mehmet Ali Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Evet, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası 1993'te 93 evet. Hatırladığım kadarıyla KKTC Meclisi'nden geçen bir yasasıyla kuruldu. 1993-94'te kurulan Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'ndan bakıldığı zaman, o günden bugüne geldiğimiz zaman bir değerlendirme yapın desem size, neler geldi, neler geçti bu Kıbrıs Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, amaç neydi ve bugüne gelirken de bu amaçlarınızı yerine getirebildiniz mi Mehmet Ali Bey? Evet. Tabii ki burada siz son dönem başkanısınız. Yani, kurulduğu günden itibaren de yine belki de içindesiniz. Evet, buyurun. Şimdi Esnaf ve Zanaatkarlar Odası esnafın haklarını korusun diye bu ülkede daha düzenli işler yapılsın diye kurulan bir kuruluştur. Meslek dallarında her mesleğin dalında bir birlik oluşturduk. Aşağı yukarı şu anda 18 tane birliğimiz var. Kuaförler Birliği, Makinistler Birliği, Tesisatçılar Birliği, yani bunlar üyelerimizi hep bir arada toplayıp ülkemizde daha güzel, daha verimli, daha sistemli işlerin yapılması için kurulmuş bir kurumdur. Ve yasasıyla kurulmuş bir kurumdur. Yani bugün bir birlik değil, yasamız var. Yani meclisten evet. Geçen, hatta son geçen yıl içinde yasamızı tekrar tadil ettik. 6 yıl uğraştık. Yasamızı daha tadil ettik ve çok daha güzel işler yapıyoruz. Yani biz Esnaf ve Zanaatkarlar Odası olarak küçük bir yerde başladık. Ondan sonra sitemizi yaptık. Burada hemen Beretey'in yanında. Orada sitemiz oluştu. Bu siteyi tamamen biz öz kaynaklarımızdan yaptık. Orada kendi binamız var. Şu anda bir okulumuz var orada. Yani bir gün sizi davet edelim, buyurun, görün. 2004-2010 dönemi odanın kurumsallığını ve profesyonel kadrosunu artırma ve atılım yapma dönemi olarak nitelendirirsiniz. Evet. Bunun yanında da yaygın örgütlenme çabalarının yanında kendi inşa ettiğiniz 47 iş yeri olan sanayi sitesi. Evet. Yani o siteyi kurduktan sonra tam faaliyetlerinizle, tam kurumsallaşma döneminizi de bitirir ve bu şekilde devam edersiniz. Evet. Orada çok güzel bir site yapar. Yani evet. Kıbrıs'ta bir ilk. Çok güzel, tam organizasyon bir sanayi bölgesidir orada. Ve bu sanayi bölgesini biz kendi bütçemizden işte esnafa, üyelerimize biz bunları yaptık ve onları uzun taksitlerine verdik. Keşke öyle bir imkan olsa, şimdi devam ettirsek bunları da bu ekonomik şartlarda. Bunun yanında biz kooperatifleşmeyi çok önem verdik bu arada. Zeytin Kooperatifini kurduk. Kredi Kalkınma Kooperatifi kurduk. Gene çıraklık eğitimine çok önem verdik. 2010 yılında çıraklık eğitimine çok önem verdik. Okulumuz var şu anda. Mesleki eğitimden oradan başlarsak. Mesleki eğitim bugün ülkenin en önemli konulardan bir tanesidir. Biz şu anda çıraklık eğitim merkezinde şu anda 500'e yakın öğrencimiz var şu anda okulumuzda. Ki bu yıl bunu biz 700'lere tahmin ediyoruz. 700'ü aşacağız. Çünkü neden? Şimdi her zaman memlekette siyaset daima önde gidiyor. Bu da bir gerçek var. Çocuk 3 tane sınava girdi. 3'ünden de sınavı geçemedi. Şimdi bir ek sınav da her yıl bir meraklıyık biz ek sınav yapmaya. Ya bu çocuklar zaten geçemedi. Yani geçen sene de aynı şey yapıldı. Hiçbir şey değişmedi. %1, %2. Ve şu anda bizim kayıtlarımız durmuştur. Çünkü herkes bekliyor ki Eğitim Bakanlığı 15 Eylül'de bir sınav daha açacak. Ek bütünleme sınavı daha açacak. Ek bütünleme sınavı açacak. İşte geçenler geçsin. Geçmeyenler zaten bizim okula, Çıraklık Eğitim Merkezi'ne gelen çocuklar biliyorsunuz ortaokulu zorunlu eğitimdir. Lise çağına geldi mi çocuk okuyamadı. Bir meslek öğrenmesi için Eğitim Bakanlığı'na bizim çalışmamızda bize geliyorlar bunlar. Bu çocuklar haftada bir gün okula gidiyorlar, 4 gün makinist ise bir makinist atölyesinde, üyemiz olan bir makinist atölyesinde orada çocuklar eğitim görüyor. Evet. Ve emin olun ki bu çocuklar çok güzel usta oluyorlar.
Çünkü birebir işliyorlar. Bir anım geldi aklıma. Ortaokula giderdik. Bilmiyorum, hayattaysa kendisine buradan selamlarımı iletirim. Rahmetli olduysa da Allah rahmet eylesin diyorum. Oğuz Kusetoğlu diye bir müdürümüz vardı. Evet. Bayraktar Ortaokulu'nda. Bizim de müdürümüzü de evet. Ve onu biz senede belki 3-4 defa görürdük. O da milli ve dini günlerde çıkıp bize bir konuşma yapardı. Ve o konuşmasında bu vurguyu yapardı Mehmet Ali Bey. Derdi ki, ve çocuklar, okuyacaksanız ailelerinize masraf yaptırın. Okumayacaksanız sanat altın bileziktir. Evet. Ve bunu ben kendime bir şey edindim. Hakikaten benim iki tane de benden küçük oğlan kardeşlerim vardı. Bir sene geldi geçmedi. İki sene geldi geçmedi. Dülger yanına rahmetlik Ziya Usta ülkenin en iyi dülgeriydi. Evet. Ziya Usta'yı Allah rahmet eylesin. Onun yanında dülgere gönderdik çırakçılık ve onlar bir meslek sahibi oldular ve onlar oradan ilerler. Şimdi sizin yaptığınız bu görevin ne kadar anlamlı olduğunu buradan vatandaşımızın anlamasını istiyorum. Bugün Kıbrıslı Türk gençliğimizin içerisinde herkes evladını tabii ki okutmak ister. Tabii ki. Okusun, üniversiteye gitsin. Hı. Ama bu devlet artık bu okuyan çocuklarımızın, bu üniversiteyi bitiren çocuklarımızın hepsi bu devletin işinde başlayacak ya da devlete işe girecek felsefesinden uzaklaşmamız lazım. Evet. Ara elemanımız yok. Yok. Ustamız yok. Hiçbir yerde hiçbir şekilde bir şeyimiz kalmadı. Buna ben çok önem veriyorum. Bu çıraklık eğitimine, hatta yetişkin eğitimleriniz de başladı. Tabii. Usta eğitimleriniz var. Yani buradan. Bunlarla ilgili olarak 500'den 700'ü bekliyorsunuz. Ben çok sevindim buna. Evet. En azından bu çocukların yetiştirdikten ve mezun ettikten sonra bizim adamızda ustalık yapabilecek herhangi bir meslekte insan bulabilecek. Evet. Yani bunu ben isterim güzel bir şekilde siz esnaf odaları başkanı olarak bunu güzel bir şekilde anlatasınız bize. Ve celbedelim yani. Çocuklarımızı gelsinler buraya. Şimdi işte biraz önce dediğim burada gibi. Burada neden gelsinler diyorum. Tabii ki ücretlerini de söyleyin. Tabii. Nasıl alınırsınız, nasıl yazılırlar, eğitim sistemi nasıldır, eğitimi kimler verir, bunlar önemli. Evet. Şimdi bu çocuklar bizim okulla kaydoldukları zaman biz onlara atıyorum makinist. Geldi çocuk dedi ki ben makinist olmak isterim. Biz o çocuğu alıyoruz. Bir tane bizim üyemiz, makinistler birliğinin üyesi. Bir ustaya yanına bunları koyuyoruz ve onlarla bir protokol yapıyoruz. Bir sözleşme yapıyoruz onlarla. Yani aldığımda sayıra olmaz. Yani bunlarla biz bir protokol yapıyoruz. İmzalıyorlar bunlar iş garantisi. Bu çocuklar işe başlıyor. Bu çocuklar işe başladıkları gün 15 yaşında bir çocuktan bahsediyorum işte 15 yaşında. Asgari ücretin %30'unu maaş olarak alıyor. Yani çocuk haçlığını çıkar diyor. Asgari ücretin %30'unu alıyor. Bu çocuklar haftanın 4 günü dediğim gibi iş yerinde eğitim görüp bir gün teorik eğitimini görmesi için okula gelir. Bu eğitimi alırlarken bu çocukların %30 asgari ücretin %30'unu da alırken sosyal sigortası da yatıyor Mehmet Ali. Evet, bunlar devlet garantisidir. Bunlar devlet garantisi. Evet, anladım. Devlet garantisi. Yani Allah korusun. Allah korusun çocuğun başına bir şey geldiğinde devlet garantisi. Çünkü Eğitim Bakanlığı da bacağı da var içinde. Bacağı var. Tabii içinde. Muhakkak evet. Yani eğitim bakanı hocam. Ve bu çocuklar ilk günden kendi haçlıklarını çıkar diyor. Bu eğitim 3 yıldır. 3 yıl. Tabii ki yaz aylarında bu çocuklar devam ediyorlar işte. Yani okullar tatil oldu diye işte lisedeki gibi ben okul tatildir ben işime gitmeyeceğim öyle bir şey yok. Çocuk yaz aylarında devam ediyor. Tabii çalıştığı iş yerinde 15 gün 20 gün bir izin alır. O yazlık iznini alabilir. Ama o çocuklar devam ediyor işe. 3 yıl sonunda 3 yılı tamamlayan bir çocuk hemen diplomasını aldıktan sonra bir tane Galfalık sınavı diye bir sınavımız var. Bu diplomasını mezun oldu çocuk. Aldı, girecek Galfalık sınavına. O sınava girer. Eğer Galfalığı geçtiyse belgesini alır Galfalı belgesi. Yani Galfa dediğim çırağın bir üstü. Evet. Yani bizim dilimizde. Hemen Galfalık sınavını geçtiğinde çocuk alır o erkek çocuğuysa o Galfalık sınavını aldığında da askere gider. Askeriyi de 12 ay yapar. Bak bu da çok önemli. Evet. Özellikle altını çizerim. Yani düz liseden bir çocuk askerliğini 15 ay yaparken
bizim esnaf ve sanatkarlardan ve meslek lisesinden de meslekten bir çıkan bir çocuk askerliğini 12'ye yapar. Bu da gene bizim girişimlerimizin olduğu gibi. Güvenlik kuvvetlerine çok girişim yaptık bu konudaki teşvik edelim çocukları mesleğe girsinler. Bu çocuk kalfalık sınavını aldı. Gitti askere. Askerlik 12 askerliğini yaptı. Askerden çıktı. Bu çocuk usta olmuyor. Yani kurallar var burada. Usta olmuyor bu çocuk. Bu çocuk en az makinist ise 5 yıl bir makinist garajında sigortası makinist diye yatırımı olacak. Bu da ispatlanmıştır. Bu çocuk 5 yıl bir ustanın yanında çalıştı. Ondan sonra o 5 yılı doldurduktan sonra tekrar bize müracaat eder Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na. Biz bunlar için ustalık sınavı açarız. Gene Eğitim Bakanlığı'na beraber. Çocuk girer sınava. Eğer o sınavı geçerse usta olur. O zaman garajını rahat rahat açabilir. Elinde belgesiyle. Belgesini asar dükkanına, garajını açar. Yani Mehmet Ali Bey, bu tüm sektörel bazda sistem aynıdır ama. Evet. Gerek makinistlik, gerek güzellik, evet. Gerekse diğer branşlardaki. Evet. Sistem budur. Sistem budur. Çıraklık evet. Eğitimi bu. Evet. Bir de bunun yetişkin eğitimi var. Adam dedi ya ben işte berberim de artık berberlik işim kalmadı. Gideyim ben öğreneyim makinistlik olayım. Makinist olayım. Yahut da kaportacı olayım. Yetişkin eğitimimiz de var. Geliyor. Bu yetişkin eğitimi liseyi bitiren bir öğrenci yapabilir mi bunu? 50 yaşında adam da yapabilir. Gelir. Şimdi liseyi bitirdi. Benim bir X arkadaşım liseyi bitirdi. Bir bayan kız arkadaşımız. O 18 yaşındadır ve şimdi gelip esnaf ve zanaatkarlara yazılıyor, okula gelsin. Okula gelsin. Güzellik bölümü. Güzellik bölümü. Evet. Orada da bölümlerimiz var. Evet. Orada da hocalarımız var. Bunların eğitimleri daha azdır. Yani 3 yıl değil, 1 yıl. Çünkü yetişkindir adı evet. Üstünde. Yetişkin yani çocuk gibi tez kavuracak değil. Onlar da belli bir eğitim mesleklere göre eğitim alır. Bazıları 1 yıldır, bazıları 8 ay, bazıları 3 ay. Mesleğe göre değişir. O eğitimi tamamladıktan sonra onlar da sınava girer. Onlar da komisyondan sınava girer. Yani bu komisyonda yine aynı şekilde yazıldı. Haftada bir gün gelir size derse diğer 4 günü de o sizin anlaşmalı olduğunuz bir yerde çalışır. Evet, öyle de var. Bir de bazı mesela dırnakçıysa evet. Bizim okulda görüyor. Okulda atölyelerimiz var. Evet. Yani kuaför ise bir kuaför salonuna gidip çalışır. Ha, tırnakçı ayrılır, kuaförcü ayrılır. E tabii Mehmet Ali ki Bey. Yani tırnakçı ayrı bir meslek. İkisini bir yapmak isteyen olursa ne? İkiden ayrı ayrı diploma alacak. İkisinden de ayrı ayrı. Tırnakçılık ayrı bir meslektir. Anladım. Güzellik ayrı bir meslektir. Kuaför ayrı bir meslektir. Yani bunlar hep dallar için ayrılmıştır. Yani hepsini de tabii. Alabilmesi için tırnakçılık, kuaför ve güzellik için evet. Üçünden de eğitim alacak. Üçünden de eğitim yani alacak. Yani ben şimdi kuaför sanırım. Üçünden eğitim alabilmesi için bir ders döneminin içinde üçüne de girebilir mi? Girebilir tabii. Girebilir tabii. Hı. Onun günü ayrıdır. Çarşamba gün giderse güzelliğe, perşembe gün de gider tırnakçılığa. Yani onun şeyi farklıdır. Anladım. Yetişkin berber, erkek berberleri. Mesela çok var. Erkek berberi. Peki yazılma sisteminiz nasıldı yetişkinlerde? Yetişkinlerde işte dediğim gibi mesela mesleklere göre bir bütçesi var. Şimdi evet. Onun da bir maliyeti var bize. Öğretmenlerimizi ödüyoruz. Yaz aylarında geliyor öğretmenlerimiz yapıyor. Yani 8.000-9.000'den başlıyor bunların şeyleri, ücretleri. Mesleğe göre değişir. Biraz tırnakçılık daha zor bir iştir. Evet. Yani o daha farklı bir iştir. Yani dediğim gibi bunlar hep yapılıyor bizim odamızda. Bunun yanında peki öğretmenlerimiz Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş öğretmenler değil. Yok, bunlar bizim kendi bünyemizde görevlendirilmiş öğretmenler. Sizin Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'nın ödediği öğretmenler. Tabii maaşlı, ki evet maaşlı. Çalışan evet. 13 tane öğretmenimiz var. Tabii Eğitim Bakanlığı'ndan katkı alıyoruz. Yıllık bir katkı alıyoruz. Çünkü bizim neticede uğraşımız eğitime bağlıdır. Yani bu ülkenin en mühim yarasıdır. Evet. Meslek. Dediğim gibi bunlar böyle oluyor. Ve güzel ustalar yetiştiriyoruz. Bizim en büyük rakibimiz bu ülkede üniversitelerdir. Buna da değineyim. Yani üniversiteler seviyeleri aşağı. Biz Eğitim Bakanlığı'na devamlı bunu söylüyoruz. Üniversitelerin seviyeleri çok düşüktür. Yani mezun olan bizim okuldan değil, meslek liseleri de var bu ülkede. Meslek liseleri de var bu ülkede. Ben devamlı bir örnek gösteririm. Meslek lisesi, Osmanlı Arap Meslek Lisesi'nden mezun olur bir çocuk.
bitirir okulunu. Ansızın bakan bir üniversitede nereye gitti? Avukatlık bölümü kazandı. Ya biz seni 3 sene okul seni yetiştirdi. Mekanikçi, klimacı. Ondan sonra alakasız bir bölüme gidiyor. Veyahut da bu ülkede yüksek meslek okulları yoktur. Yani çocuk bitiriyor otomobil mesleğini ya da mekaniği bitiriyor. Yüksek meslek okulu olmadığı için gidiyor üniversiteye. Üniversitede makine mühendisi okumaya çabalıyor. Olmuyor, geçemiyor çocuklar, harcanıyorlar. Harcanıyorlar. Ama nedir? Puanlar çok düşüktür. Halbuki puanlar yüksek olsa o çocuklar giremeyecekler. Devam edecekler. Ne yapacaklar? Gidecekler askere. Birçoğu da askere gitmesin diye gider bir üniversiteye yazılır. Üniversitelerimizde maalesef alıyor. Yani bu bir gerçektir. Bu da bir gerçek. Doğru. Bu bir gerçektir. Doğru. Bunu saklamaya, söylememe olmaz. Bu bir gerçektir. Halbuki bu çocuk üniversiteye gitmese, gitse askerliğini yapsa, gelse bu çocuk iki yıl sonra hemen ustalık belgesini alabilir. 2 yıl bir tesisatçı. Liselerde daha farklıdır. Bizde 5 yıl aranırdı ya sınava girmek için ustalık belgesi. Liselerde 2 yıldır bu. 2 yıl sonra otomatikman ustalık belgesini 2 yıl yaptı mı sigortası elektrikçi ya da tesisatçı ya da makinist. 2 yıl sonunda muhakkak ustalık belgesini arar, iş sahibi olabilir, iş yeri açabilir. Durum bu. Yani eğitimle ilgili bu. Ha, bu arada biz bunu geliştirdik. Karpaz'dan gelen öğrencilerimiz var. İskele belgesinden gelen öğrencilerimiz var. Biz geçen hafta Magosa Belediye Başkanı'na gittik, görüştük. Bu önümüzdeki hafta protokol yapıyoruz. O bize bir yer verdi. Taner Akçan Çıraklık Eğitim Merkezi Mausa'da başlıyor. Mausa'da başlıyorunda da aynı sistemi Magosa bölgesindeki öğrencilerle kuruyoruz. Orada işte elektrikçi, tesisat, mekanik, otoelektrik, ototamircisi bir 5-6 meslekle Magosa'da başlıyoruz. Yani önümüzdeki yani bu yıl içinde Ekim ayında muhakkak bu başlayacaktır. Önümüzdeki haftada protokolümüzü yapıyoruz. Buraya bunu açtığınız vakit en önemli olay burada. Oraya bu sene alacağınız öğrenci sayısı da belli oldu mu yani? Şimdi daha protokolü yapmadık ama yani Magosa'dan gelen öğrenci sayılarını oraya aktaracak. Bu çocukları niye biz Lefkoşa'ya başlattıralım? Yani belediye başkanı sağ olsun bize orada yer de verdi. Öğretmen de var belediyenin içinde. Onlardan da faydalanacak. Bizim ustalarımızdan faydalanacağız gene. Gene oradaki meslek kuruluşlu arkadaşlarımızdan faydalanacağız. Yani burada bir araştırmacık yaptım ben. Taner Akçan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi KİTEZO ve MEP işbirliğinde iş başında eğitim sloganı ile 2010 eğitim. Yılında bir AB ve KİTEZO projesi olarak açılmış. Ülkemizde TC ve AB teknik desteğiyle yürüyen ve rahmetli MEP Mesleki Teknik Öğretim Dersi Müdürü daha sonra KİTEZO Genel Sekreteri olan Taner Akçan döneminde yürütülen meslek eğitimi reform çalışmalarının bir sonucudur bu. Evet. Bu eksikliği gidermek için 2017 yılında o da çeşitli kurumlarla işbirliği içerisinde 5 atölye, 150 kişilik konferans salonu gibi 1500 kişiye eğitim verebilecek kapasitede yeni modern okulunu açmayı başarmıştır. Evet, okulumuz yani, var. Bu çok güzel bir şey. Okulumuz var. Yani bizim okulumuz ve biz okulu tam tesisatlı bir okuldur. Eskiden bir bizim ambar dediğimiz orada başladık biz eğitime. 2013 yılında da ilk mezunlarını vermiş. Evet. Okul. Evet. 90 meslek alanında çıraklık eğitimi verirken 8 alanda da yetişkin eğitimi vermektedir. Evet. MEP öğretmenleriyle odamızın istihdam ettiği öğretmenlerin yanı sıra usta öğretici pozisyonundaki üyelerimiz de kendi meslekleri bağlamında eğitimlere katkı vermektedir. Evet. Doğru. Yani bu önemli bir çok olay önemli. Hakikaten. Yani bunu devletin yapmadığını biz yaptık. Gerçekten yani sizi de bir gün davet ederek hatta Kıbrıs TV olarak gelin bir gün okulumuzu ziyaret edelim. Oradaki tesislerimizi görün. Bunu sizin aracılığınızla daha fazla kamuoyuna duyuralım. Yani çok güzel bir şeyimiz var. Okulumuz var. Tam teşvikatlı bir okulumuz. Evet. Hayırlısı olsun. Evet. Yani bunu da açtığınız vakit o bölgedeki insanlara... Evet, Magosa'daki dediğim gibi kesinlikle Ekim ayının içinde eğitim başlayacak. Önümüzdeki hafta Magosa Belediyesi'ne protokolü gidip imzalayacağız. Atölyelerimiz, her şeyimiz belli oldu. Ustalarımızı bulacağız.
orada eğitime başlayacağız. Çok iyi oldu. Yani, ve o zaman öğrenci eğitimi, yani yetişkin eğitimi yetişkin, de alabileceksiniz. Evet. Oraya müracaatları kabul edecek. Kabul edecek. Evet, evet. Gene bizim odanın üst, gene ismi Taner Açan Eğitim Merkezi, evet, olacak. Yani bizim devamımızdır. Maksat o bölgenin insanına. Çünkü insanlar çocuklarını yollamıyor. Adam ta çıkacak ziyaretten yollayacak çocuğunu. Yani Sayın Başkan, bu işe çok önem verdiniz. Çocuk, evet, eğitimiyle ilgili çok önemli bir yol da kat ediyorsunuz. Ben dikkat ediyorum burada, yani heyecanınızı da anlıyorum. Bu çok önemli ama esnafınızı da burada, tabii ki esnafa da geleceğim. Esnafın sorunlarıyla, evet, ilgili bunları bitireyim de. Yani hakikaten bunu öncelik yaptınız, anlıyorum ben. Evet. Bu önceliğinizin de devam etmesi için bizler de yardımcı olalım. Burada işte programlar, evet, yapıyoruz. Evet. Ve bizim gençliğimiz de, bizim çocuklarımız da bunu hakikaten bir meslek sahibi olabilmeleri için buna gelsinler, gelsinler, önem versinler. Biraz önce söylediğim gibi sanat altın bileziktir. Evet. Yani geldiğimiz çağda ne kadar bilim ilerlediyse, teknoloji ilerlediyse, yine de ustalığa çok büyük ihtiyaç vardır. Bunu da önemsesinler diyorum ben. Halil Bey, şimdiden inan ki kayıtlar başladı. İşte kayıtlar dediğim yoldan durdu şu anda. Evet. Ama her gün bizi birileri arıyor. Başkan, biz kuaför istiyoruz. Başkan çırak tabii. Evet. Başkan biz makinist istiyoruz. Otoelektrikçi istiyoruz. Yani emin ol, 1000 tane öğrenci yazılsa 1000 tane öğrenciye biz istihdam yapabilecek durumdayız. Çünkü gerçekten yok. Gerçekten yok. Yani bugün çırak dediğin ustanın yanında yardımcı olacak ya. Yani bu çıraktır. Bu da ne yapıyor ustalarda? Mecburen yetişkin birini alıyor. Onu da bulamıyorlar. Onu da bulamıyorlar. Üçüncü ülkelerden getir diyorlar. İşte o zaman da ülkedeki sıkıntılar baş göstermeye, evet, başlıyor. Üçüncü ülkelerden getiriyorlar. Yani çırak tutacak, yani bir demirciye yardım edecek. Bir demir tutacak, usta da kesecek. Bir sıkıntı var Sayın Başkan. Bunu ben size sormak istiyorum. Şimdi bizim insanımızın yanında tabii ki gençlerimizin de çalışmamasının bir nedeni de, çıraklığını da bırakalım, yani aradığını bulamamasının öne sürdükleri. Güneye insanlar gidiyor ve çalışıyor. Evet. Güneyde çalışırken tabii ki euro ödeniyor. Bu tarafta gelip bozdurduğunda güzel bir para. Evet, evet. Bizim esnafımız güneyde çalışan birisinin aldığı o maaşı veremediğinden dolayı iddialar. Evet, evet, biz doğrudur. Güneye gidiyoruz ve bu tarafta, evet, çalışmıyoruz. Bunun nedeni nedir? Çünkü bunun nedeni nedir? Birinci bir de bunun nedeni kayıt dışılıktır. Kaçak. Devletimiz maalesef, maalesef kayıt dışılığa önem vermiyor. Kayıt dışılığa önem vermiyor. Adam akşamüstü oldu mu gidiyor evinin havlusunda arabalara servis yapıyor. O veriyor mu bir vergi? Veriyor mu bir belediye para? Hiçbir şey vermiyor. Senin makinesin kirasını verecek, vergisini verecek, elektriğini ödeyecek, sigortasını ödeyecek. Nasıl rekabet edecek bunlar? Kayıt dışılık, mekanik işi benim kendim işim. Mekanik işi eline anahtarı alan usta oldu. Kayıt yok. Dükkan da istemez onlar. Seyyar geziyorlar. Bunlara biz devlet olarak bir ceza, bir uygulama, ki adam bu tarafta kalsın. Benim çok bildiğim elektrikçi arkadaşım vardır. Kapattı bu yanda işlerini, gitti Rum tarafında işler. Çünkü maalesef bu yanda dediğim gibi yani çok da aranır ha otoelektrikçisi. İnanamayacağınız şekilde. Çok felaket dediğim ise, yani şu anda bütün mesleklerden yüzlerce kişi olsa muhakkak iş bulurlar. Muhakkak iş bulurlar. Biz açıklama vererek bütün çocukları bulun ailenizden, getirin okula, kaydedin. Verelim yanınıza çırak. Verelim yanınıza çırak. Yani ilk etapta insanlar hep bu çıraklığı da benimsemiyorlar. İşte gidecek de %30 alacak ama meslek öğreneceğini kafasında takmıyor. 15 yaşında bir çocuk ya. Yani 15 yaşında 7-28 bin lira para alacak. Yani 15 yaşında ve ya benim yanımda var. Benim yanımda var. Daha güzel paralar var. Şu çocuk yetişti. Biliyor işi. Madem ki yetişti bu çocuk, niye vermeyeyim ben ona? Evet. Başladı para kazandırmaya. Niye vermeyelim? Veririk. Yani bu birbirine. Yani kısacası burada en büyük engel kayıt dışılıktır. Kayıt dışılıktır. Genel anlamda zaten Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde bu kayıt dışı ekonomiyi halledebilirsek biz, hiç kimseye de ihtiyacımız kalmayacak. Hiç kimseye ihtiyacımız yoktur. Mesela biraz önce ben bugün sabahleyin Gönyeli Belediye Başkanı'na görüştük. Yani bu kayıt dışılığı konuştuk. Onunla da işbirliği yapmaya konuştuk. Çıkıp denetleyeceğiz artık. Soracağız artık, suyu bağlatacaksın da artık evine, belediyene bugün konuştuk. Belediye artık diyeceksen esnaf ve sanatkarlara sen üvemin. Üve değilsen bağlatmayacağım.
suyu. Onun için şimdiden ruhsat verirken mal sahiplerini uyaracak belediye şimdiden bir formla. Diyecek ki bak ben sabunu veriyorum. İnşaatın bittiğinde eğer bu formu doldurmazsan yetkili bir tesisatçıdan evine su bağlatmayacağım. İşte bunlar da belediyeler de bize burada yardımcı olursa. İşte artık yerel yönetimler de devreye girmesi gerekir artık. Evet. Yani bugün yine sabahleyin haberlerde dedim. Girne Belediye Başkanı diyor ki 80 dairede bir su sağacı var. Kim yapar onu? Bir kaçak tesisatçı yapabilir onu. Eğer bir tesisatçı birliğe üyeyse, yasalısa her şeyi yapma. Çünkü biliyor ki yasal değil bu iş. Evet. Neçin yapsın? Neçin yapsın adam beşini belaya vursun? Çok önemli. Evet. Bunun yani, çok önemli. Çok önemli. Çünkü bunlar... yerinden hizmet. Yerel yönetimler artık bu yetkiler verildi. Evet. Bu reform yapıldıktan sonra artık yerel yönetimler bu işin içerisine dört elle sarılması gerekir. Esnafı koruyacak şekilde esnafın da kazanabilmesi için. Evet. Çünkü başka türlü biz rekabet edemeyeceğiz. Şimdi yeni yeni güzel başkanlarımız da var. Hatta vuralım. Evet. Yani girişimci, genç, dinamik. Evet. Yani artık o eski şeyden kurtulalım. Evet. Eski alışkanlıklardan kurtulmamız lazım. Yani bu toplum artık eski alışkanlıklardan kurtulmamız lazım. İşte bu böyleydi de böyle gidecek. Olmaması lazım artık. Yani artık bir yerden bir hareket yapmamız lazım. Hakikaten yani esnafın durumu çok kötü. Yani evet, ona geleceğim. Çıraklığı konuştuk. Evet. Ne güzel. Bunu vatandaşımız da anlaması için iki defada, üç defada ben de sorguladım. Bunun önemini de yaptık. Bugün geldiğimiz, baktığımız zaman oda meclisinizde 17, 18, 20, 21 kişi galiba. Evet. Şeyiniz var ve her biri oda meclisimiz 50 kişi. Evet. Yani su tesisatçısı, kuaför, otokamicisi, özellikle öyle seçiyor. İmalatçısı, bunlar matbaacı, otobüs şoförü, kaporta, kırtasiye, kafe işletmecisi ve bu oda meclisinizde oturup kararlar böyle bu şekilde tabii. Alınıyor. Evet. Bir de ilgimi çeken Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Lefkoşa merkez olmakla Güzel Yurt var. Evet ve İskele. Ve İskele var. Bir de Mausa var. Mausa'da yani şubemiz yoktur ama orada sorumlu arkadaşlarımız var. Diğer mesela Girne'yle diğer ilçelerde olmamasının sebebi nedir? Şimdi Girne bize çok yakındır. Hı hı. Yani ben de Girne'de iş yerim. Girne Lefkoşa'nın arası 10 tayka. Magosa'da da bizim oda çalışanlarımız var orada. Orada uzun süredir odada çalışır. Onlarla örgün itibatımız var. Güzel Yurt'ta bir şubemiz var. Evet. Güzel Yurt'ta bir de İskele'de. Yani onun için Magosa'yı düşünebiliriz. Şimdi bu okul çıraklık eğitimi geldikten sonra. Magosa ama Girne çok yakındır diye bize. Onun için Girne'de böyle bir şey düşünmedik şimdilik. Üyelik hizmetleriniz nasıl oluyor? Üyelik hizmetlerimiz şu anda bize eğer biri geldi bize tamamen üye olacak biri. Şimdi geldi bize biri bugün. Kuaförlük ister atsın. Biz ona soruyoruz. Vergi yükümlülük belgem var mı? Ustalık belgem var mı? Bunlar hepsini sorguluyoruz. Eğer varsa yıllık ilk kayıt olduğunda 4000 TL ile biz bunu yıllık ilk kaydını yaparız. Ondan sonra mesela yeni üye, eski üye ise de tazelemek ister. 2600 TL'dir yıllık. Ama ilk üye 4000 TL verir bir yıllık. Ondan sonra her yıl için 2600 TL. Bu da asgari ücrete göre yükselir. Yükselir. Bilin memlekette artık her şey zaten asgari ücrete göre her yükselir. Her şey asgari ücrete bağlandı. Asgari ücrete. Bu da değişmesi lazım esasında. Avrusatları da dahildir buna. Evet yani bu da değişmesi lazım. Her şey asgari ücrete göre endekliyor. Yani biz Barış'tan bunu gittik başbakanla da görüştük. Bunu da artık değiştirmemiz lazım. Çünkü asgari ücret her gün yerinde durmuyor. Kalkıyor yukarı. Bundan da şikayetçi mi üyeler? Şikayetçidirler, evet. Yani bundan da şikayetçidir. Asgari ücret yükselmesin. Şimdi asgari ücret her yükseldiğinde bu yerlikler yükseliyor ama onlar da işlerinde yükseliyor. Yani biz şimdi 1400'ü... Bence vatandaş çekiyor gene. 1400-1800 idi, şimdi oldu 2400. Yani atıyor. Hizmetlerinizden danışmanlık ve muhasebe desteği veriyormuşsunuz. Evet. Bunu nasıl yaparsınız? Bunu da gene hocalarımız aracılığıyla yapıyoruz. Gelip sizden yardım istiyor. Yardım istiyorlar. Evet, muhasebe destekli veriyoruz. Yani ve en önemlisi de kooperatif çalışmaları. Kooperatifçiliğe çok önem verdiğinizi vurguladınız ilk. Evet. Burada bu kooperatif çalışmalarında kurulan bazı yerler var. Karpaz bölgesinde, İskele bölgesinde, zeytinyağıyla büyük konuk, ilgili ESKOP diye bir kooperatif kurduk. Evet. Bu 8 yıllık bir çalışmanın sonucunda oldu bu. Ve
İsmi de Taş Değirmen. Evet. Taş Değirmen. Şu anda marketlerimizde bulabiliriz. Bu o bölgedeki zeytinyağının toplanıyor bu zeytinyağları. Günlük fabrikaya geliyor. Fabrikada sıkılıyor. Bizim tesislerimizde Avrupa standartlarında dolum yapılıyor. Ve marketlerimize dağıtılıyor. Bundan çok memnunsunuz diye evet, bir bilgi aldım. Çok çok memnunuz. Evet. Ve biz güneye de vatandaş da size güveniyor. Evet. İhracat da yapıyorsunuz. Evet. Şu anda Ercan Havalan'da bizim Taş Değirmen ve Alaf Ziyavaniyamız çok süratli bir biçimde gidiyor. Yani, yani şeyde o Ziyavaniya da kas kopundur ama. Değil es mi? Kopundur o da. O da evet, ama yani, kas evet. Kop da karpazındır. Karpaz'da. Yani karpaz, üzüm, şarap, alkollü evet, içki evet, üretim. Yani gene bir kooperatif bizim adımızdır orada. Evet. Alaf bizim sicilimiz ama bir tabi o fabrikacılar. Orada Mehmetçik'te bir fabrikayla anlaştık. Orada bizim standartlarımızı öğretiyor. İyi, çok iyi. Yani bugün baktığım zaman Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası üyesine bir şeyler katmaya çalışıyor. Katmaya çalışıyoruz, gelelim evet. Ülkemizdeki esnafa faydalanması için esnaf kredilerinden bazan sizin verdiğinizin evet. Dışında da esnaf kredisi dağıtılır. Bankalar işte devlet desteklidir. Bundan da herkes gidip Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na üye ise o belgeyi evet. Sizden alıp gidip müracaatını yapar ve bu esnaf kredisinden faydalanabilir. Bazan karşınıza çıkıyor mu? Bu esnaf kredisine gidip müracaat eden bir üyenizin işte içeride sigorta borcu var, vergi borcu var. İşte senin evet. Bu borcun olmaması lazım. Evet. Bu krediyi alabilmen için. Benim borcum olmasa ben krediyi ne için alayım? Ne için alayım, evet. Bunlara nasıl bir formül buldunuz? Onu Ekonomi Bakanlığı da açtıydık. Yani o borca fazla bakılmazdı bu pandemiden sonra. Ama mühim olan bu krediler yerine gider mi? En mühim odur. Evet. Yani bizden sadece bir üyelik kartını alıyor. Üyelik kartıyla gidiyor, gösteriyor, tamamdır. Ama hakikaten bu adam ihtiyacı var mı, yok mu? Bunu daha fazla bizimle ilgili, bizden de rapor alınsın, bunu söylüyoruz. Çünkü bankalarda atıyorum X banka kendi üyesine çağırır. Gel sana vereyim krediyi. Ya ihtiyacım, ya al da işte düşüktür de yatırıp faizle. Yani bunlar oluyor. Bunları görüyoruz. Yani bunların olmaması için bizim üzerimizden, bizden raporlanması lazım bunlar. Ki son zamanlarda Türkiye destekli Halk Bankası'nın bir kredisi vardı. O da şimdi durdu. İnşallah önümüzdeki aylarda açılır. Gerçekten esnafın ihtiyacı var buna. Ama kredi almak sorun da değil Halil Bey. Yani kredi alacak, iş yoksa nasıl ödeyecek? Yani bugün bizim... Ama piyasaya bakıldığı zaman esnafın bugün Lefkoşa Sanayi Bölgesi'ne girdiğim zaman herkesin bir işle uğraştığını gözlemliyorum. Evet. Ben siz de bir başkan, oda başkanı olarak size çok şikayet geliyor mu? Ya da eski açılmış esnaflarınızdan yerlerini kapatan iş yoktur deyip de size bu şekilde şikayete gelen esnafınız var mı? Var. Bak ben sana söyleyeyim, buna verileri, korkunç bir veridir bunlar. Yani bizim tuttuğumuz verilerdir bunlar. Şu anda yiyecek, içecek sektörü, küçük işletmeler diyelim, %70 kapalı. %70 bak o kadar iddia ediyorum ha. %70 küçük işletmeler hepsi kapandı. Hepsi kapandı. Ve bu %70'in kapananlar hepsi kaçtı, güneye gitti. Güneye gittiler. Güneyde çalışıyorlar. Bu %70 küçük işletmelerin içerisinde küçük marketçikler, bakkal dükkanları yoksa yani böyle tekstilde işte de bir şey kafe, var. Kafe dükkancı, işte sandviççi dükkanı bilmem ne yani böyle ufak ufak işletmeler. Çünkü ödeyemiyorlar. Elektrik parasını ödeyemiyorlar. Vergilerini ödeyemiyorlar. Yani onun için bu işletmeler kapattı ve bir kaçıyor. Ha şimdi açılır mı yeni işletme? Açılıyor. Yani bize her gün iş yeri açılıyor bizde. Ne geliyor bilir misiniz? Üzülerek söylüyorum burada. Ne geliyor? Danışmanlık ofisi. Emlak ofisi. Yani memleketi ben buna kısacası satma ofisi diyorum ben buna. Kısacası. Her gün bunlar geliyor bize. Memleketi satma ofisi diyorum ben bunlara. Ne yapacak? Vermeyecek. Biz vermezsek gidecek zaten sanayi odası, ticaret odası versin. Ve her gün bunlar açılıyor. İskele. Tatlısu bölgesinden.
her taraftan bunlar maalesef bunu çok ucu olarak söylüyorum. Danışmanlık ofisi. Her gün geliyor. İşte bir Rus, Yahudi yani bilmem ne. İranlısından yani. Her şeylisinden haklısınız. Yani, bir yasa geçiyor zaten bu konularla ilgili. Evet, bu konularla ilgili hükümet de inşallah uyardık, gittik, konuştuk, ettik. Yani bu gidiş değil. Biz 20 yıl sonra torunlarımıza yer bulmayacak yapalım. Mallarımız yabancılaşacak, hep geçecek Rusların eline. Bir çare bulunması lazım. Buna bir çare bulunması lazım. Yeni bir yasa getiriyorlar. Bu yasanın inşallah yani bu yasada o komiteler de biz de varız. Esnaf odasını çağırıyor başbakan sağ olsun. Geçen hafta çağırdı bizi ekonomi örgütleri, bizi sanayi odasını, ticaret odasını, müteahhitler birliğini çağırdı. Konuştuk, anlattık yani bunlar bu gidişat değil. Ama biz yabancı yatırımcı istemeyik değil. Gelsin yabancı yatırımcı. Gelsin. Ama şimdi bakanlar kuluyla verilen işte bir dönümlük yer, bir de arsaydı, bir de eviydi ama şimdi insanlar sözleşmeyle 300 dönüm, 400 dönüm, 500 dönüm yerleri kapatıyorlar. Evet. Devletin haberi yok. Bu devletin haberi olmayınca devlet de kazanmıyor buradan. Tapunun kaydı yok. Bu defa ne oluyor? Ben soruyorum, ülkede ne kadar yer satıldı? Tapuda kaydı yoktur. Yoktu. 30 bin dönüm. Bak geçen bizi bir emlakçı uyardı. 30 bin dönüm arazi var. Şu anda sözleşmeyle satılmış. Bu ne demek? Korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Yani biz demiyoruz yabancı yatırımcıdan biz dediğin gibi karşı değiliz. Ama kanunlu yapsınlar bu işleri. Bir de bunların devlete ne kadar karı var? Devletin parası yok. Yok şu anda işte. Hiç. Devletin parası yok. Kayıt altına alınacak. Devlete tapu masrafını ödeyecek, KDV'sini ödeyecek, stopajını ödeyecek. Hayır, devletin de katkısı olsun. Adam koyuyor tabella ya. 100 bin isterlin 4 daire satarım diyor. 80 bin isterlin. Ama gelelim. Gittin de tapu dairesine harcını ödeyecek. 100 bin isterlin. Daha kodun tabela orasını 100 bin isterlin. 30 bin isterlin. 40 bin isterlin gösterir. E devletin zararı nasıl devletin parası olsun? 100 bin isterlin sonra tabela kodun. Sen 100 bin isterlin satan bunları. Evet. 100 bin isterlinin üzerinden alacaksın sonra onun vergisini. Evet. Evet. Alınıyor devlet almıyor. Evet. Ondan sonra devletten bir şey istiyorsan para yok. Evet. Para yok. Evet Sayın Başkan, toplam üye sayınız. Toplam odanızda üye sayımız 10.600 üyemiz var şu anda. Aktif üye sayımız 5.000'in üzerindedir. Yani bu 5.000'in üzerine 5.000-6.000'e yaklaştık bu yıl. Aktiftir. Evet, aktif üyelemiş, yani güncellemiş, tazelemiş üye sayımız. İyi gidiyorsunuz. Yani 10.000'den %50, %60'a yakın aktif ise. Ama biz üyelerimizle çok ilgileniyoruz. Yani birebir üyelerimizi arıyoruz. Sorunlarını soruyoruz, üyeliklerini tazeliyoruz, ayaklarına gidiyoruz. Yani çırak veriyoruz üyelerimize. Son bir dakikamız. Evet. Programı bitirdik. En önemli birim de denetim biriminiz var. Evet. Denetlemeyi de bayağı güzel yapıyormuşsunuz. Denetlemi. O yönden de bir şeyler söyleyip programı kapatalım. Denetim yetkimiz var ama ceza yetkimiz yoktur. Yani biz gidiyoruz bir inşaata, inşaatta tespit ediyor kaçağı. Raporlamayıp yapıyoruz, yazıyoruz, onaylıyoruz, yolluyoruz Çalışma Bakanı'na. Bugüne kadar bir tane dahi ceza alan birini görmedik. Muhakkak bir torpil bulup sildiriyorlar. Biraz önce bahsettim ya, siyasetin etkisi bu olur. İnşallah bu yeni Çalışma Bakanımız, en kısa zamanda gideceğiz yeni ziyarete. İnşallah bu sorunları çözeriz. Yani. Evet Sayın Başkan, çok çok teşekkür ederim. Evet, demek istediğiniz bir şey varsa üyeleriniz için halkımıza buyur ekleyin. Biz üyelerimize dediğim gibi çağrı yapalım, bize takip etsinler. Meslek örgütlerine çok önem veriyoruz. Bizi desteklesinler bu konuda. Eğer bir çocuk okumayacaksa bu çocuk okumaz. İlk başta sizin dediğiniz gibi. Muhakkak ve muhakkak bir meslek alanında ihtiyacımız var. Söylemek istediğim bu. Peki, çok çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet. Çok mersi. Evet, bir her şey masada programın yine sonuna geldik. Lütfen kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.